Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün ne yapacağız? Bugün araya Bitcoin de koyalım arkadaşlar. Bitcoin çok önemli. Shiba, Bitcoin, Pepe ve Floki ile ilgili kısa değerlendirme yapmaya çalışacağım. Tabii ki bu dördü ile ilgili kısa bir çalışma yapacağım için gene de ne kadar kısa da olsa birazcık uzun oluyor. Hakkınızı helal edin ama sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve videoyu başlamadan önce bu kanalı, bu videoları, benim videoları daha ilk defa izliyorsanız videoların altındaki açıklama bölümünde Telegram linki olur arkadaşlar. İki tane grup var. Ücretsiz gruplardır. Birinde siz soru soruyorsunuz. Diğerinde yazı yazabiliyorsunuz. Diğerinde ben sorularınızı cevaplıyorum. Direkt ikisi zaten entegre olduğu için oraya geliyor cevaplarınız. İkisini de girin ve takip edin. Verdiğimiz rakamlar arkadaşlar satış icra rakamlara kadar size nokta atışı olarak veriyorum. Sıkı takip edin. Başka bir şey yapmanıza gerek yok ya da birilerine bir para vermenize de gerek yok. Yani başka bir şey gerek yok. Hatta bazen size bu konuda eleştiriyorum. Arkadaşlar diyorum ben çalışmasını yapmışım. 15-20 tane çalışması var. Açın bakın hala güncelliği var. Aradan 40 gün geçiyor, 30 gün geçiyor. Verdiğimiz rakamları test edip tekrar geri geliyor arkadaşlar nokta atışı olarak. Aşağıdaki destek bölgeler için de herkese öyle. Şimdi biz Pepe ile başlayalım. Şimdi şu var. Bazı YouTuber'lar yorum olarak yazıyor. İşte Pepe'de kazanan kazandı. İşte herkes götürdü. Şu oldu, bu oldu. Vazgeçin. Başkalarının fikriyle bu da ben de dahil olmak üzere asla işlem yapmayalım arkadaşlar. Bunlar hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Kendi aklınızda yapın. Ben bu söylediklerine doğru bulmuyorum. Hatta grupta ben arkadaşlar biz Pepe'yi şu bölgelerden itibaren takip ediyoruz. Hatta bu bölgelerden itibaren, düşüşten itibaren Telegram grubunda paylaştım. Dedim ki arkadaşlar tek nokta verdim. Yükseliş yaparsa bu nokta dediğim noktaya temas etti gördü geri geldi. İşte şu yükseliş var ya arkadaşlar 3 günde yaptığı yükseliş. İşte tam ben bu noktaya vermiştim grupta. Sonra tabii ki yatay bir seyir ondan sonra fırlattılar. Tabii ki bu süreçte güzel kazananlar kazandı ama bakın altcoin'lerin yükselişleri böyle oluyor arkadaşlar. Biraz sabırlı olmanız lazım. Çok sabırsızsınız. Tabii ki herkesi tenzih ediyorum. Gene kısa diye başladım. Uzun olacak video ama bunları anlatmak zorundayım. Yani şimdi alıyorsunuz 3 gün sonra satayım arkadaşlar. Böyle olmuyor. Bakıyorsunuz satarsınız böyle aynen şu Pepe olduğu için konudan örnek vereceğim. Ne oldu arkadaşlar? Aradan 1 ay geçti, 2 ay geçti. Bir fırlattı adamlar 5x yaptırdı, 6x yaptırdı. Sonra bir bakarsan 10x yaptırdı. Bunlar yaptırıyorlar. Bakın grupta da bunu paylaştım. YouTube'da video çekemiyorum. Çalışmalarımız o kadar nokta atışı arkadaşlar. Bakın. Destek aldığı nokta. Milimetrik nokta atışı. Satış yediği nokta. Kanal trendi. Milimetrik nokta atışı. Bura niye önemliydi? Burada satış yemesi kaçınılmazdı arkadaşlar. Hiçbir uçarı kaçar yoktu. Satış yemesi gerekiyordu. Burada ancak satış yemesini engelleyecek olan olay neydi biliyor musunuz? Bitcoin yukarı atmasıydı. Öbür türlü her türlü şeyde yatay Bitcoin'de satış yemesi gerekiyor. Çünkü bu trend çizgisi çok çok önemli. Kırarsa üzerinde bir şey kalmıyor arkadaşlar. Pepe'den bahsediyorum. Üzerinde bir şey kalmıyor zaten. Ciddi bir direnci yok. Üzerinde tutunabilirse uçar gider. Ya aynen burada gördüğünüz hareket gibi, aynen burada gördüğünüz hareket gibi üst kanalda da bu hareketi yapabilme olasılığı var. Evet, tabii ki ben şunu da söylüyorum. Kısmi kar. Niye? Çünkü geçen gün filde de söyledik biz bunu. Geçen gün galada da söyledik arkadaşlar. Gala 1x yapmadan önce grupta paylaştım. 3 gün sonra, 5 gün sonra fırladı gitti. 1x yaptı. Fil hakeza o da aynı şekilde. Ve kar almadığınız zaman ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Ben uzun vadeciyim bekleyeceğim. Bekleyebilirsin de arkadaşlar ya yazık değil ya. Örnek veriyorum 10 bin dolarlık bir işlem açtı. 10 bin doların 1x yaptığı zaman 1x'ten fazla yaptı. 20 bin dolar oldu. Sonra ne oluyor biliyor musun arkadaşlar? Tekrar aynı noktaya geri geldi. 10 bin doların çöpe gitti. Yani size altını çize çize söylüyorum. Kısmi kar. Uzun vade bekleyeceklerinizde bile böyle pump hareketleri başlattığı zaman, güzel kar fırsatı sunduğu zaman kısmi kar almak gerekiyor. Hepsi aşağı geliyor. Aşağı gelmeyen proje yok yani. Şimdi gelelim konuya. Takip edilecek noktalara. Pepe'den iyi takip edeceğiz. Birinci bölge arkadaşlar. Bu bölgenin üzerine atmak zorundayız. Ben bunu Telegram'da paylaşıyorum ama YouTube'da her zaman video çekmiyorum. O yüzden dolayı da aşağıdaki Telegram'a mutlaka dahil olun. Birinci bölge. %3,70. 1400 arkadaşlar. Hatta 1400'ün birazcık üzeri. 1420'ler şu an yaklaşık olarak. Şöyle birazcık daha büyütürsem, daha da büyütürsem, daha milimetrik rakamlar verebilirim size. Bu kanal o kadar önemli, o kadar önemli ki altını 10 kere çizsem yeridir. Bu 1410'un üzerinde kalıcılık gerekiyor arkadaşlar. Bunun üzerinde kalabilirsek ara direnç var ama ara direnci direkt es geçiyorum. Yukarıda %21 var. 1657'ler. Bu kanalın üzerinde farklı bir kanala girer. %32 yukarısı.
1803. Bunun üzerinde arkadaşlar 1909'u var. %40 yukarısı. Eğer ki burada bu bölgelerde tutunabilirse yukarıda işte gideri var. Çok gideri var. İşte şunlar var arkadaşlar yukarıda. Yavaş yavaş götüreceklerse de bunları var. Ama bu bölgede satış yemesi gerekiyordu. Yedim. Benim için önemli olan ne biliyor musunuz PPD şu an için? Arkadaşlar şu destekte tutunsun birinci öncelikle. Bu destekte tutunması lazım. Çok çok önemli çünkü. Bakın. 1257 kırılırsa alt desteği takip eder. 1168 %14 aşağısı. Ve bir sonraki destek bölgesi %20 aşağısı arkadaşlar. 1078. Pepe düşüyorsa Fülükü de düşer. Pepe çıkıyorsa Fülükü de çıkar ama örnek veriyorum Pepe'nin %30 yaptığı bir yerde Fülükü de %15-%20 civarında hemen hemen yapıyor. Shiba. Bakın arkadaşlar Shiba'da size takip bölgelerini hepsini verdim. Destek alacağı bölgeleri, tepki alımı yapacağı bölgeleri bunların hepsini Telegram'da paylaşıyorum ben zaten. Ve ne yaptı? Geçen sefer de biz Shiba'da şu yükselişte arkadaşlar bunu da ben Telegram'da paylaştım. YouTube'da video çektiğimi hatırlayamıyorum ama Telegram'da paylaştım arkadaşlar bunu. Dedim ki en az %25'i var. Şu bölgedeyken paylaştım ve bunu yapacak dedim. Bunu yapmak zorunda zaten. %25 yapmadı arkadaşlar. Daha fazla yaklaşık %30'a yakın yaptı. Ve satış hicri rakama kadar verdim size. Birinci kârdı. Tekrar aynı bölgeye tekrar geldi. Ne oldu? Kâr almadın. Kâr al. Tekrar destekten bir daha al. Kâr al. Destekten bir daha al. Ama şu an için yavaş yavaş yükseliş trendinde arkadaşlar. Yükselmesi de gerekiyor zaten ama burada belirleyici olan tabii ki Bitcoin olacak. İşte bu kanal direnci kırmak zorundayız arkadaşlar. Shiba'da bu kırılması lazım. 2714. Kırılırsa satış hicri ara direnç bölgelerine geliyoruz işte. Ne oluyor? 2817. Bu rakamlar 2 aşağı 5 yukarı çok farklılık göstermez. Değişmez. Ama Pepe'deki rakam değişir. Shiba'nın şu an trendi hala yatay sardığı için bu rakamlar güncelliğini koruyacaktır. Takip edin. Gerekirse Telegram'a katılın. Oradan da sorarsınız arkadaşlar. 2947. Bu da satış iyice bir bölge. Bu rakamlar da satış yer arkadaşlar. 3121, 3000 evet 121 önemli kritik bölge. 3206 Shiba'da şunu bekleyin arkadaşlar. Shibacılar. Bu bölgeyi bekleyin. %50 yukarısı. 3820 diyelim yuvarlak olarak. Bu bölge. Buranın üzerine atabilirse sizin o Shiba'da beklediğiniz büyük yükselişler var ya onların yolu açılıyor. Ama maalesef ki arkadaşlar şu da var. Evet Shiba çok popüler. Şu an Shiba'nın popülerliğini Pepe ve Floki aldı. Mesela Pepe o popüler listesinde duruyor arkadaşlar. Haftalardır orada hiç. Hiç gitmiyor. Shiba'daki yukarı yönlü hareket bu. Aşağıdaki destek bölgesini de verdim. Yanlış hatırlamıyorsam verdim. Neye gelelim arkadaşlar? Bitcoin'e gelelim. Ondan sonra da Floki'yi değerlendirelim. Evet arkadaşlar Floki de aynısını yaptı. Aynen Pepe ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Sadece temas noktaları farklı. Ki bu bölgeleri de sizinle paylaştık. Bu da nokta dışı arkadaşlar. Pepe'deki mevcut durum bu da. Bunda da geçerli. Birinci bölge. 2000 öyle değil arkadaşlar. 236. Öyle verirsek 5 haneye vermek zorundayız. 245 %9 yukarısı. Üzerine atabilirse %16 yukarısı. 2600, 262 arkadaşlar. 2000 diyorum. 289. Satış hicri rakamla şöyle kendimi almam lazım ya. Burada da tabii ki birinci önceliğimiz bu desteğin üzerinde kalabilmesi. Birinci önceliğimiz, birinci gerekli kural bu arkadaşlar. Evet, bu kanalda kırarsak işte buradan sonra kuvvetli güçlü dirençleri kalmıyor. 2900, özür dilerim, 291. Güçlü dirençleri kalmıyor arkadaşlar. %25 yukarısı. Ondan sonra da yol açılıyor işte. Aynen. Floki ile Pepe aynı arkadaşlar. Sadece rakamları farklı. Bir de oranları, çıkma oranları farklı oluyor. İşte Floki'deki takip bölgesi. Buranın altına sarkmaması lazım. Çok önemli olmaz. 219. Sarkarsa ne var aşağıda? 209'u var. Sarkarsa arkadaşlar tutunabileceği destek bölgesi 197'si var. Sarkarsa son bölge 184. Şimdi bunları da vermek zorundayız. Niçin? Eğer Bitcoin satış yerse Floki'nin, Pepe'nin, Shiba'nın nereden tepki alma geleceğini bilmen lazım. İşte destek atacağım bölgeler de buralar oluyor arkadaşlar. Şimdi aşağı geldi. Satış inmeye başladı. Birinci destek, ana destek kırıldı. Ara destek. Ara destek kırıldı. Bir alttaki destek. İşte destekleri buna göre takip etmeniz lazım. Ortalama düşürürken de buna göre ortalama düşürmeniz lazım. Ya da destek atmanız lazım.
Evet, Bitcoin'de arkadaşlar şimdi güncel rakamlarını vereceğim. Zaten ben bu rakamları size verdim ama bunların ufak güncellenmesi gerekiyor. Destek bölgesi çalışması lazım. Bakın bu destek kırılırsa Floki'nin desteği kırılacak, Pepe'nin desteği kırılacak, Shiba'nın desteği kırılacak. Diğer takip ettiğiniz altcoin'lerin hepsinin desteği kırılacak. Hepsi aşağı gelecek. Ne kadar gelirse o da gelecek. Bitcoin şu an çok önemli bir noktada. 68.924. Bu rakamın üzerinde kalmak zorundayız arkadaşlar. 68.900'ün üzerinde kalıcılık sağlaması lazım. Aksi durumda aşağıları test eder. Aşağılarda neyi test eder? 67.532, 66.000, 66.000 bölgesi. Evet arkadaşlar şöyle yapalım. 66.167 ve son takip bölgesi 65.000, 65K'lar kadar yolu açılabilir. Burada tutunabilirsek yukarıda güçlü dirençleri kalmıyor. Şu kanalı atsın, üzerine atsın yeter ki. 71.900 kanal direnci, red dediğimiz bölge 74.407 arkadaşlar. Bunun üzerine atabilirsek ara dirençleri de var ama %14 yukarısını yol açılıyor. 79.510. Daha sonra da 82K'lar, 83K'lar, 85K'ların yolları açılıyor. İşte bu bölge. Şu bölgenin üzerine atacağız ve kalacağız. Başka alternatifimiz yok. Şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Videoların daha fazla kişiye ulaşabilmesi için mutlaka like atarsanız daha fazla kişinin görmesini sağlayabilirsiniz. Sevdiklerinizle de bu videoları paylaşabilirsiniz. Kanala abone değilseniz hala abone olarak ve özellikle bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.